Son yıllarda SUV'lerden çok sıkıldık değil mi? Neyse ki kompakt hatchbackler segmentinde yeni yeni modeller gelmeye başladı. İşte onların en sonuncusu, en yenisi yeni Citroen C4. Tabii bu bahsettiğimiz kompakt hatchbackler arasında C4'ün farklı bir yeri var. Sadece tipinden değil, biraz da tarihçesi bakımından. C4 en uzun süre üretilen otomobil biliyor muydunuz? 1928 yılından beri neredeyse 100 yıldır üretilen model bu. Tabii arada C4 ismi değişti. Citroen'in kompakt sınıftaki temsilcisi bugüne kadar 10 nesildir üretiliyor. Ama tabii bu zamana gelene kadar isimler biraz değişti. İlk başta C4 olarak başladı, sonra AMI modelleri geldi, sonrasında ZX, BX, Zara derken C4 tekrar ortaya çıktı. Son nesli ise, yani bundan bir önceki nesli ise C4 Cactus adına satılıyordu. Ama C4 Cactus'u çok böyle hatırlayan var mı? Ya da böyle insanların aklına bir anda böyle resim olarak çıkıyor mu C4 Cactus deyince? Bence en iddiasız modellerden biriydi o. Sadece kompakt sınıfta bir temsilcimiz olsun diye ürettiği modeldi. Ben öyle görüyorum. Ama Citroen C4 Cactus ile niye o kadar fazla ilgilenmediğini bu yeni modeli çıkardığında kanıtlamış oldu. Yepyeni, bambaşka tasarımlı bir otomobil bu. Segmentteki çok satan rakipleriyle kıyasladığınız zaman tip olarak da başka duruyor. Biraz böyle SUV'yi andırıyor. Doğru değil mi? Yerden 15 santimden fazla olan yüksekliği, koca koca jantları, kalın yanaklı lastikleri, o dodikler ve işte bütün tamponu vesaire dönen plastik yapısı, bunların hepsi otomobili bir SUV gibi görünmesine neden oluyor. Ama PSA diğer modelleri gibi bunun sonuna SUV ibaresini eklememiş. Nihayet karşımızda kanlı canlı bir kompakt hatchback. Tabii Peugeot 308'de beklemek gerek. Acayip geliyor her zaman dediğimiz gibi. Şimdi tarihçeye ufak bir geri dönüş yapalım. Dedik ya neredeyse 100 yıldır satılıyor. Ama toplamda şimdiye kadar kaç C4 satılmış biliyor musunuz? Daha doğrusu Citroen'in kompakt otomobilleri kaç adet satılmış bu 10 jenerasyon? 12,5 milyon. Yani 40 milyonluk Golf ya da 50 milyonluk Corolla'nın yanında bu rakam hiçbir şey. Hatta şöyle bir not düşeyim. Üretim yılı olarak neredeyse Citroen'in kompakt segmentinin yarısı kadar bir maziye sahip olsa da BMW 3 serisi bile bundan daha fazla satılmış. Hatta işi biraz daha trajik duruma getireyim mi? Lada var ya bildiğimiz Lada. Lada bile bundan daha fazla satılmış. O zaman bu işte bir problem olması lazım. Çünkü Fransızlar şehir içi otomobili konusunda bu segmentte ya da küçük segmentteki otomobiller konusunda oldukça iddialılar. Az yakarlar, parçaları ucuzdur, içi geniştir, rahat rahat aile kullanımı için, daha doğrusu ailenin tek otomobili olarak kullanılabilecek otomobiller yaratırlar. Ama şimdiye kadar niye bu kadar fazla satılmadı? Ben size kendi düşüncemi söyleyeyim. Citroen çok cesur bir marka. Hep böyle yenilikler denedi ve yenilikleri de nedense hep kompakt sınıfındaki otomobillerine ilk kez uyguladı. Ne mi mesela? C4 geldiği zaman orta göbeği dönmeyen direksiyon simidi. İşte bundan önceki nesilde buradaki air bump denilen çıkıntılar. Ya da klima butonları gibi şeyleri de bütün hepsini ortadaki multimedya ekranın içine gömmüş olmaları. Menü içinde menüler yaratmaları. Ya da işte pneumatik süspansiyon vesaire vesaire. Bunlar hep Citroen'in icatlarıydı. Hep böyle farklı olmak istedi ama İşte nedense bunların hiçbiri tutmadı. Ve yeni C4'e baktığınız zaman bu bahsettiklerinin hiçbiri artık yok. Tekrar normale döndüler. Bu sefer daha da iddialılar. PSA'nın yeni yapılanması, yeni markaların gelişleriyle birlikte Citroen'i bambaşka bir yere koydu. Ve bu yolda da ilerliyor. İşte C4 de onların örneklerinden biri. O nedenle de C4'ü böyle tam C4 Cactus'un devamı gibi değil de C4 Cactus ile C5 Aircross'un arasına bir yerine konumlandırmış durumda. Size yine şaşıracağınız bir şey söyleyeyim. Boyutları ne kadar büyük olursa olsun bu otomobilin altyapısı da C4'ten, 308'den, C5 Aircross'tan farklı biliyor musunuz? Başka platformda. Bundan önceki modeller Peugeot 308, C5 Aircross, Peugeot 3008 gibi modeller hep MEP2 platformu üzerinde yükselirken bunun altyapısı ne biliyor musunuz? Peugeot 208 ya da Opel Corsa'nın üstünde yükseldiği o küçük platform. Ama modüler platform. Ön ve arka lastikler arasını mümkün olduğu kadar dışarı çekerek otomobili daha büyük hale getirmişler. Bunu niye yapmışlar? Tabii bazı düşünceleri, bazı avantajları var. Ne mi? Bu otomobili direkt elektrikli olarak da üretebilmek için. Tıpkı 208 ya da Corsa gibi. Şimdi küçük bir platformdan eskisinden bile daha büyük bir otomobil oluşturmak için dediğimiz gibi ön ve arka lastikleri mümkün olduğu kadar aralarını açmışlar. Ama tabii gövde olarak otomobili daha uzun tutmak için o lastikler çok köşelere yakın değil. Çünkü bir yere kadar açılabiliyor. Dolayısıyla arabanın önü ve arkası biraz daha gövde barındırıyor. Daha uzun.
önü ve arkası. Bu tabii bazı avantajlarını beraberinde getiriyor. Daha yeni bir platform olduğu için daha hafif, daha dayanıklı, daha rigid bir platform bu. Ama sürüş olarak, kullanım olarak da bu işte önünün ve arkasının uzun olması bazı dezavantajlara da neden oluyor. Dönüş çapı gibi. Otomobil her yerden çok rahat bir şekilde dönemiyor. Ya da alıştığınız gibi dönemiyor. Dönüş çapı biraz daha geniş kalıyor. Böyle bir SUV havası var. Yerden yüksek ama bir şekilde de arkaya doğru böyle alçaldığı için daha da böyle kupede havası var. Başka farklı bir otomobil. O nedenle insanların ilgisini çekebilir. Ön tarafa baktığınız zaman zaten Citroen'in uzun zamandır kullandığı bir tasarım dili de bu otomobilde devam ediyor. Ana farlar altta, yukarıda ise gündüz farları böyle ince çizgi halinde. Bu otomobile farklı bir tasarım dili, farklı bir surat ifadesi katıyor. Alttaki farlarımız 4 taneden oluşuyor ve LED teknolojisi standart olarak geliyor. Son zamanlarda alıştığımız diğer modeller gibi bunda böyle kocaman ızgaralar, ağızlar yok. Daha dar ama arkalara gizlenmiş ızgaralar mevcut. Farların içinden başlayan krom detay buradan devam ediyor. Citroen logosu olarak devam edip diğer fara doğru uzanıyor. Arkada da buna benzer bir yapı var. Yan taraftan baktığımız zaman böyle arkasının alçalan bir kupe tasarımı olduğunu söylemiştik. Jantlar 18 inç ama tabii donanımına göre bunlar değişiyor. C5 Aircross'tan da alıştığımız şuradaki değişik tasarım detayları bu otomobillere devam ediyor. Ondan vazgeçmemişler. Bunun yanında bu aşağıdaki yapı böyle kapıyı açtığınız zaman arabanın asıl marş bir yerini kapatıyor. Yani asıl çamurlu ya da kirli olması gereken yerleri kapatıyor. Dolayısıyla siz arabadan inip binerken paçalarınız kirlenmiyor. Zaten bunu birçok model yapıyor. Ama şuradaki kapı eşiği o kadar yüksek ve geniş ki oradan kurtulmanız pek mümkün olmuyor. İleride C4'lere bakın. Her yeri pırıl pırıldır ama mutlaka oraya birinin ayağı sürtmüştür. Bu da tabii inip binmeyi biraz zorlaştırıyor. Bir şey daha söyleyeceğim. Şöyle dar yerlerde özellikle böyle inip binerken mutlaka ayağınız buraya çarpıyor. Çünkü kapı sacı aşağı doğru oldukça uzun. Tavanın böyle havada uçan bir yapı gibi gözükmesini sağlayan şuradaki kaplamalar yine bu otomobillere devam ediyor. Ama arkaya doğru birleşiyor. Böyle tasarım olarak da biraz Toyota CHR'yi andırıyor değil mi? Gerçi CHR böyle çok dar, daha küçük bir otomobil. Sınıf olarak da daha küçük ama şu arka tavan yapısı ve stoplar falan biraz onu andırıyor. Bagaj kısmı da. Stoplar burada 3 parçadan oluşuyor. Hatta belki 4 bile diyebiliriz. Şurada gövdede kalan bir parça. Bagajın şurasında kalan parça ki bu ikisi ayrı ayrı yanıyor. Ve şu yan tarafta C-Sun'da kalan bir başka parça daha var. Ama bu parça aslında spoiler'in başlangıcı görevinde görüyor. Cam buradan dümdüz devam ederken arada bir spoiler var. Eski Honda CRX'ler ya da işte Honda CRZ'ler gibi. Ya da günümüz otomobillerine bakarsak yine yeni Honda Civic Hatchback ya da Mitsubishi Eclipse Cross gibi. Ama onlarda şuradaki cam farklı, bambaşka bir cam. Burada ise tek bir cam üzerinden devam ediyor. Camın üzerine konumlanmış bir spoiler var. Hemen bagajdan devam edelim. Herhangi bir elektrikli bagaj vesaire yok. 380 litrelik bir bagajımız burada mevcut. Otomobil hatchback olduğu için arka camla beraber açılıyor. Dolayısıyla yükleme alanı ya da yükleme ağzı oldukça geniş. İçeri her şeyi atabilirsiniz. Bu bahsettiğimiz bagaj hacmi sınıfındaki birçok otomobilden biraz daha büyük. Ama biraz daha büyük. Ama tabii sınıfında bunun Octavia da var. Dolayısıyla onunla kıyaslamamak lazım. Bagajı yine sınıf standartlarında, yani öyle değişik bir icat bunun bagajında yok. Citroen normalde bunları yapmayı sever biliyorsunuz. İşte burada iki tane yine asma halkası. Bu yukarıdaki panzatumuzu alt zeminin altına koyabiliyoruz. Alt zemin yine isterseniz buraya kadar, yani sıfır olacak şekilde koyulabiliyor. Onun dışında da işte iki tarafta da aydınlatma olması vesaire bu otomobili sınıfına göre problemsiz hale getiriyor. Tabii arka koltuklarda 60'a 40 yattığı zaman içeride kocaman bir bagaj hacmi oluyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Koltuk yattığı zaman bagaj dümdüz olmuyor. Alt zemini yukarı çıkarmak gerekiyor. O zaman hemen arka koltuk. Arka taraf yine kompakt hatchback sınıf standartlarında. Yeterli bir diz mesafesi, hatta rahat sayılabilecek bir diz mesafesi. Ama dışarıdan baktığınız zaman o tavan yapısı sayesinde böyle arkası dar gibi gözüküyor ama burada içeride öyle bir durum pek mevcut değil. Bakın. Koltukların altına ayaklarımı rahatlıkla yerleştirebiliyorum. Daha rahat bir yolculuk bu otomobilde yapabilirim diğer kompaktlara nazaran. Ama bir sıkıntı var. Şu arka koltuklar sırtları biraz böyle dik. O yüzden uzun yolculuklarda belki sıkıntı yaratabilir. Arkadaki yolcular yine düşünülmüş. Buraya bir USB soketi konulmuş. USB-C değil, USB olması da güzel bir şey. Burada da yine havalandırmalarımız mevcut. Üçüncü bölge klima olmasa da iki taraf için farklı farklı havalandırma kullanabiliyorsunuz ve bunları açıp kapayabiliyorsunuz. Burada yine makul sayılabilecek bir şaft tüneli var. Çok yüksek değil. Dolayısıyla orta tarafta da yolcular barınabilir gibi gözüküyor. Koltuklar böyle güzel kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Yine ceplerimiz var.
fazla sarkmayacak şekilde gözüküyor. Yine sınıfında birçok rakibinde yok olan tutamaçlar C4'te aynen yerinde duruyor. Orta tarafta yine bir kol dayamamız var. Burada bardaklık, şurada küçük bir göz, kalem vesaire koyabilirsiniz. Ve buradan bagaja ulaşılabiliyor olması da güzel bir detay. Bu arada tabii buradaki okuma ışıklarını da es geçmemek lazım. Bir de tabii cam tavan. Gerçi buraya kadar gelen tam bir cam tavan değil bu ama zaten açılabilir bir cam tavan bu. Biraz büyük bir sunroof gibi. Shine Bolt paketinde standart ama Shine'de de almak isterseniz yine 13 bin lira gibi bir para vermeniz gerekiyor. O zaman hadi sürüşe geçelim. Bak buraları yüksek söylüyorum ben. Arka da aynı. C4'ün içi de diğer Citroen modelleri gibi ferah, geniş. Diğer Citroen modelleri derken aslında PSA'nın içindeki bütün markaları kastediyorum. Peugeot daha sportif, Opel biraz daha halk otomobili gibi biraz daha Alman olduğunu vurguluyorlar. Citroen'i de böyle biraz da sanatçı kafası bir köşeye doğru itmişler. Ve Citroen'deki bu konumlandırmayı aslında C5 Aircross ile başlattılar. Ve C5 Aircross bu sayede inanılmaz tuttu. Yani şöyle de düşünmek lazım. Bir otomobil alma arifesindeki çoğu insan Citroen'i böyle çok o listeye yazmazdı. PSA grubundan Peugeot ya da Opel olarak bakılırdı ama C5 Aircross o ön yargıyı, o yargıyı değiştirdi. Samimi söylüyorum, ben de mesela 3008 alacağıma C5 Aircross'u tercih edebilirim. Buradaki tabii büyü ya da formül ne? Onu tam da bilmiyorum. Herhalde biraz tasarım, biraz daha böyle daha geniş, daha ferah gözükmesi. Belki de o Peugeot'un böyle biraz daha işte küçük direksiyon, üstüne gelen kokpit, böyle çok ne bileyim çok fazla hareketli sportif tasarımından da insanlar biraz uzak mı durmak istiyor bilmiyorum ki. Ha bir de tabii burada fiyat da çok önemli. Fiyat olarak da Citroen, hep C5 Aircross üzerinde konuşuyorum ama PSA grubunun içindeki diğer kardeşleri, kuzenleri ya da diğer markalara da göre daha uygun fiyatlı. Fiyat performans olarak, sunduğu donanım olarak. C4'te de Citroen o yoldan devam edecek gibi gözüküyor. Diğerlerinden çok farklı. Şimdi bu otomobilde birçok şeyden vazgeçtiler demiştim. Hani o cesur davrandıkları birçok şeyden. Evet, vazgeçmişler. Hatta bir Fransız otomobilinde belki devrim niteliğindeki çok acayip bazı detaylar da var bu otomobilde. Artık multimedya ses düğmesi ya da işte kanal değiştirme düğmesi için böyle burada ekstra bir kumanda yok. Her şey direksiyonun üstünde. Ya da cruise kontrolü açmak ya da hız limitörünü açmak için buralarda bir düğme aramıyorsunuz diğer Fransızlardaki gibi. Dolayısıyla Citroen bu durumda diğer markalarla eşdeğer olmuş durumda. Yine değişik özellikleri var. Mesela şu yan tarafta şöyle açılan bir çekmece ve onun üstünde ilk başta ne olduğunu anlamadığınız böyle garip bir yapı. Ama bagajda kullandığınız iPad'e göre bir kılıf gibi bir şey geliyor. Montaj aparatı. iPad mini olabilir, büyük olabilir. Samsung ya da işte o tip bir Android tablet olabilir. Ona göre bir donanım seçiyorsunuz, onu alıyorsunuz ve onu buraya monte edebiliyorsunuz. Yani o ne kadar mantıklı, ne kadar anlamlı o konuda pek bir yorum yapamayacağım. Daha doğrusu yorum yapayım. Bence hiç gereksiz bir şey. Belki buradaki ekranların küçüklüğünden dolayı orada da bir ekran olmasını istemiş olabilirler. Yandaki yolcu özellikle uzun yol seyahatlerinde ne yapıyor? Buradan iPad seyrediyor. Seyahatini daha sıkıntısız hale getiriyor. Ama şunu düşünmemişler mi mühendisler? Onu bilemiyorum. Yani buradaki ekran bile insanın gözünü alırken özellikle gece kullanımında burada böyle renkli, devamlı hareketli, bir acayip ışıldaklı, çok parlak bir ekran olması sürüş güvenliğini ne kadar etkiler ya da sürücüyü ne kadar rahatsız eder? Bunu tartışmaya bile gerek yok. Şimdi bu otomobildeki detaylar biraz daha böyle kadınsı, kadınla beraber daha böyle çocukları da ilgisini çekecek detaylar. Öyle opsiyonlar var. İşte şu kapının içindeki bu kolu gibi gözüken değişik detaylar. Buradaki ekranın böyle farklı bir tasarımı, işte buradaki detaylar. Arka ve ön koltukların böyle daha farklı tasarımlı olması böyle çocukları ya da kadınları biraz daha ilgilendiriyor. Biraz daha ilgisini çekiyor. Ben bu koltuğa oturmalıyım diyor. Ya da atıyorum buradaki göstergeye bakıyorsunuz. Philips'in böyle Ambilight televizyonları vardır. Arkasında böyle ışık yanar ledler metler. Onun gibi burada bir gösterge paneli var. Küçücük bir gösterge paneli. Bu panel dijital ama çok küçük. Hatta iPhone'un ya da işte Samsung'un o büyük telefonları var ya onlardan bile küçük bir ekran var. Bir de çok fazla renk yok. Gerçi Citroen'in tasarım dili de bu şekilde. Burada da fazla bir renk yok. Daha böyle pastel tonlar, siyah üzerinden gelen tonlar. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Gerçi bu hemen kadronun üst tarafında yine eski C4'te ya da işte C5'te vesaire de kullanılan, hatta bizim
5008'de bile, emeklerde bile olan böyle içeriden açılan bir cam sayesinde ve onun üzerine yansılan bir projeksiyon diyeyim artık ona. Bir head-up display var. Burada işte birçok şeyi gösteriyor aslında ama mesela burada o kadar büyük kalmış ki sürekli gözünüzü rahatsız ediyor. Yani o yolun üzerinde sürekli bir çerçeve var. Vallahi benim yani tamam gösteriyor her şeyi ama beni biraz rahatsız etti açıkçası. Onun dışında bu küçük ekranda böyle herhangi bir analog gibi gözüken devir saati vesaire yok. Hatta devir saati hiç yok. Onu ancak işte modları ayarladığınız zaman yan tarafta böyle küçük bir devir saati olarak görebiliyorsunuz. Ama bu otomobili tercih edenler zaten onunla da çok ilgilenmiyorlar. Yani daha çok hani kadınlara ya da çocuklara yönelik diyoruz ya. O nedenle işte hızını görüyorsun, hangi viteste olduğunu görüyorsun, ne kadar daha kilometre gideceğini görüyorsun, yakıtını görüyorsun vesaire vesaire. Ya da bu adaptif cruise ile ilgili işte tabela algılama sistemi vesaire onları görüyorsun. Çok oyuncaklı değil ama işlevsel. Daha büyüğünü alabiliyor musunuz? Hayır. Buradaki ekran yine daha önce de söylediğimiz gibi bütün PSA grubunda kullanılan ekran. Böyle çok hızlı değil. Özellikle geri vites kamerasında vesaire çözünürlüğü çok iyi değil. Yani bu kadar teknolojinin içinde bence biraz zayıf kalmış bir ekran. Bunu bir türlü geliştirmediler. Bundan şikayetçiyim PSA. Bir de bu ekran çok kullanışlı da değil. Yani ekranın altında, alt menülerinde kaybolup gidiyorsunuz. Yani böyle iPhone'un hani daha kullanılabilir, daha kullanması kolay ya. Android'ler böyle biraz daha karışıktır. Bu da o misal. Gerçi neyse ki klima kontrollerini artık böyle fiziksel butonlar, fiziksel düğmeler yapmışlar. Yoksa ısıyı değiştirmek ya da işte böyle şiddetini yükseltmek için bayağı bir içeride kayboluyordunuz. Ter döküyordunuz. Şimdi buradan kolay kolay yapabiliyorsunuz. Bir değişiklik de o. Neyse ki tekrardan Citroen fiziksel butonlara geri dönmüş. Bunların hemen altında bir telefon için göz var. Burada kablosuz şarj olarak kullanabiliyorsunuz. İki tane USB yapmışlar. Soldaki USB-C, sağdaki de neyse ki standart USB. Yani ekstra bir aparat vesaire almanıza gerek yok. Ama şöyle bir durum var. Cep telefonunuzu bağlayıp Android Auto ya da işte CarPlay'i kullanmak için sağdakine bağlarsanız Apple CarPlay'i kullanamıyorsunuz. İlla soldakine bağlamanız lazım. Bu da çok anlaşılabilir bir şey değil. Hemen altta bir göz var. Bu gözün tabanı değişik bir şekilde kalkıyor. Bu alt tarafa işte cüzdan, anahtar, işte bozuk para vesaire koyabiliyorsunuz. Gizli bir göz gibi. 12 volt soketi. Vites konsolu EAT 8 olmasına rağmen ve atıyorum işte yine C5 Aircross'ta böyle bir BMW vari joystick olmasına rağmen bunda tekrar eski sisteme geri dönmüşler. Küçük bir selektör var. Oradan seçebiliyorsunuz. Ama nedendir bilmiyorum. Citroen kullanmaya alışık olanlar ya da buradakini göremiyor musunuz bilmiyorum. Hep vites kolunu burada arıyorum. Alışmam biraz zaman aldı. Burada hemen sürüş modları, Eco, Normal ve Sport olarak yan tarafta da işte vitesin olduğu yeri seçebiliyorsunuz. Buradan manuele geçtiğiniz zaman vites kulaklıklarımız var. 8 ileri otomatik şanzımanımızı buradan kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bu şanzıman motor kombinasyonu bütün PSA otomobillerinde olduğu için nasıl çalıştığını, nasıl ettiğini fazla anlatmaya gerek yok. Gayet başarılı bir şanzıman ve motor kombinasyonu. Hem ekonomi hem de performans anlamında. Bu arada performans diyorum ama motorunu söylemedim. Bu otomobil sadece 1.2 benzinli seçeneğiyle geliyor benzinli olarak ama bunun 3 tane motor gücü versiyonu var. 100 beygir, 130 beygir ve 155 beygir 3 silindirli 1.2 için. Bunun 100 beygir oranı ilk başlangıç paketinde geliyor ve manuel şanzımanla geliyor. Bu %50 ÖTV diliminde. O nedenle belki böyle yapmışlar. 225 bin lira fiyatı var. Ama içinde bulduğunuz otomobil yine bizim milletimizin sevdiği dizel otomatik kombinasyonu. 1.5 litre Blue HDI 4 silindirli 130 beygir gücünde bir dizel motor var bunda. Bu arada yurt dışında bunun da 110 beygirlik versiyonunun olduğunu söylemem lazım. Ama buraya sadece 130 beygir ve sadece EAT 8 ile geliyor. Şimdi yeni Citroen C4'te yarı otonom sürüş sistemlerinde ikinci derece. Yani bu ne oluyor? Aslında bu otonom sürüşü 5 dereceye kadar konumlandırmışlar. Birincisinde adaptif cruise control var. İkinci derecede yani bu artık günümüz otomobillerinin birçoğunda tabii üst donanımlarında var. Direksiyona da müdahale ediyor. Şerit takip asistanı var. Direksiyona da müdahale ettiği zaman da işte yarı otonom olarak otomobil gidebiliyor. Ama tabii her zaman sizin kontrol etmeniz gerekiyor. En azından belli bir süre sonra. Tabii bu otomobilde de yine zaten daha önceden de donanım paketlerini saymıştık. Bunlar üst donanımlarda mevcut. Tıpkı açılabilir cam tavan gibi. Zaten günümüzde artık öyle donanım ya da opsiyon olarak sınıflar çok bir şey fark etmiyor. Yani en küçük sınıfta da birçok üst donanım mevcut oluyor. Tabii parasını verdiğiniz sürece. Bu otomobilin içinde bulunanlar da zaten neredeyse bütün rakiplerinde de olan şeyler. Eksiği var, fazlası var. Performans anlamında çok değişik bir durum var bu otomobil için. Farklı ülkelerin standartlarına göre otomobilin 0-100 hızlanması farklı. Yani bazı yerde bu otomobil için
9 saniye civarında 100 km'ye çıktığı söyleniyor. Atıyorum Almanya'ya bakıyorsunuz 10.4 saniye diyor. Yakıt tüketimi konusunda da farklı normlarda farklı rakamlar mevcut. Ama tabii burada bence en geçerli rakam bizim yol bilgisayarı rakamı. Otomobili 200 km'nin üzerinde kullandık ve ortalamamıza baktığımız zaman 100 km'de 5.6 litre motorun yakmış gözüküyoruz. Bu gayet kabul edilebilir, düzgün bir değer. Şimdi o zaman rakamları bir kenara atalım, biraz böyle hislerimize bakalım. Citroen'in koltukları böyle yanal destekleri çok kuvvetli koltuklar değil. Biraz daha böyle sofa, tabura gibi. Çok konforlu, süngeri çok konforlu. Böyle tasarımsal olarak güzel detaylar, dikişler vesaire var. Otomobilin böyle tarzını yansıtan farklı koltuklar. Standart her otomobilde bulan koltuklardan değil. Oturması zevkli, uzun yolda gayet iyi ama dediğim gibi bu yanal destekleri fazla kuvvetli olmadığı için performans anlamında biraz zayıf kalabiliyorlar. Gerçi bu otomobilin de performansla ilgili pek bir iddiası yok. Konfor da demişken hemen tabii aklına geliyor C5 Aircross'larda bulunan o süspansiyonlar. O hidrolik süspansiyonlar, daha doğrusu içinde hidrolik stopper bulunan süspansiyonlar. Hani diyorlar ya Citroen'e böyle uçan halı gibi. Bu otomobilde de C5 Aircross gibi aynı hissi yaratmış durumda. Bu süspansiyonlar aslında çok böyle komplike pneumatik süspansiyonlar gibi değil. İçeride farklı valfler var. Hidroliğin girip çıktığı ya da aradan sıyrıldığı, bu darbeyi absorbe ederken yaptığı hareketlerden bahsediyorum. Şimdi süspansiyonun iki tip hareketi vardır. Bir darbeyi emer, yani bir süspansiyonu kısaltır ilk darbede, bir de sonrasında açar. O açtığı yerde zıplama olur. Bu otomobilde işte o rebound'da ciddi anlamda bir çalışma yapılmış. Evet, ilk darbede böyle güzel bir emiyor ama hızlı bir şekilde bırakmıyor. Hızlı bir şekilde de bırakmadığı için otomobili salına salına gidiyor. Yani süspansiyonu açıyor, yavaşça kapıyor. Dolayısıyla işte bu sistemde otomobilin böyle çok konforlu olmasını sağlıyor. Şimdi günümüz otomobillerinde aslında çok da büyük de jantlar kullanıldığı için, ki bu otomobilin lastik yanakları da biraz daha geniş. Her şey konfora odaklı yapılmış. Şimdi bu otomobilde kullanırken de böyle eski otomobilleri biraz anımsıyorsunuz. Daha keyifli, böyle daha konforlu, pıtır pıtır ve eski otomobiller gibi. Günümüz otomobillerinden çünkü hem o kocaman jantlar, incecik yanaklar vesaire olunca sert oluyor. Yani bunun kardeşlerine, kuzenlerine bakın. Peugeot 3008 sert. 2008 ciddi anlamda sert. Eridi. Levha, trafik levhası algılama sistemi. Dolayısıyla bana diyor ki 70'te gidiyorsun, bak 50 diyor burada. Yavaşla. Güzel detaylar. Böyle ani direksiyon hareketlerinde bakın yatıyor. Ama bu yatması güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Otomobil daha yavaş hareket ediyor. O süngerimsi yapı otomobilin her yerinde var ve direksiyona da yansımış durumda. Yani bir otomobilim olsun, hem böyle hızlı gideyim, dağ yollarında böyle zevk alayım, yardıra yardıra gideyim diyorsanız bu otomobil çok size göre değil. Bu otomobil uzun yolda fısır fısır kullanabileceğiniz bir otomobil. Bir diğer noktaya değineyim. Şimdi kompakt hatchbacklerde biraz da aşağıda oturuyorsunuz. Bunda daha SUV'imsi bir oturma tarzı var. Daha yukarıdasınız. Bakın benim koltuğum en altta, ona rağmen bayağı yukarıdan bakıyorum. Daha böyle SUV'de gibisiniz. O tabii trafikte size biraz daha konfor sağlıyor, konfor alanı sağlıyor. Daha rahat ediyorsunuz. Daha huzurlu ya da daha güvenli mi diyeyim, o şekilde gidiyorsunuz. Ama dediğim gibi o sportiflik biraz yok oluyor. Kameralardan da hissediyorsunuz. Bak çok böyle sallanmıyor. Zemin değişiklikleri oluyor böyle. Halı gibi gidiyoruz. Ama tabii o yerden yüksek yapı, o SUV'imsi görünüm, otomobilin dışında çok böyle girinti çıkıntı detay olması, işte özellikle 100 km sonrasındaki hızlarda biraz rüzgar sesi yaratıyor. Ne yalan söyleyeyim. Tabii rüzgar olunca yol sesi de biraz daha artmış oluyor. Bakın şimdi 100 km'yle gidiyorum. Herhalde kameralardan duyuyorsunuzdur. Bayağı bir uğultu var. Ama şimdi bahsettiğim konuya geri dönelim. Yavaş hareketlerde rayına oturuyor ve güvenli bir şekilde dönüyor. Çok zorlanmaya başladığı zaman da kafadan kayma eğilimi gösteriyor. Böyle hızlı kullandığınız zaman, biraz da böyle direksiyonunuz çok iyi değilse, çok da güvenli değil aslında. Hiç malzeme kalitesine değinmedim. Daha çok sert plastik var. Aşırı sert değil ama yine de sert plastik kullanılmış. Çok fazla piano black kullanılmış. O tabii böyle tozları, parmak izlerini gösteriyor. Ben piano bileği çok sevmiyorum. Onun modası da ne zaman geçecek? Herhalde bir 3-5 senesi daha vardır diye düşünüyorum. Ve otomobilin içi çok siyah. Yani biraz daha bence daha renkli olması lazım. Açık tonların kullanılması lazım. Tabii normal şartlarda açık tonlu versiyonlar da mevcut ama bu otomobilin içi böyle çok siyah. Yani hani kadınlar sever dedik ya, mesela benim eşim bu kadar siyahı sevmez. O zaman gelelim
bizim sorumuza. Ben bu otomobili alır mıyım? Buna tabii yine farklı bir cevap vermek lazım. Bir C4 Cactus sahibiyseniz ya da bir önceki C4 sahibiyseniz bu otomobil evet bayağı bir basamak tırmanmış. Bayağı bir yol kat etmiş. Diğerlerinden bayağı iyi. Ama eğer kompakt hatchback almayı niyetiniz varsa onlar arasında da bu iyi. Daha geniş bir iç hacim var. Daha ferah, daha yumuşak. En büyük özelliği bence bu, daha yumuşak olması. Az yakıyor ve fiyat performans olarak da alırken kazanıyorsunuz diğerlerine göre. Ama bu otomobil aslında böyle çok kompakt hatchback gibi de algılamamak lazım. Her ne kadar ilk başta da söylediğimiz gibi isminde bir SUV ibaresi olmasa da bir yerinde bir SUV yazsaydı bu otomobili SUV olarak görebilirdiniz. Ya da marka SUV olarak satabilirdi. Orada bir ufak bence kandırmaca var. Tabii buna şimdi kandırmacı demeyelim de markanın satış stratejisi diyelim. Bu konuda başarılı olur mu? C4 Cactus'a göre evet başarılı olur. Ama rakiplerine göre evet pazar payını arttıracaktır. Ama yine de kompakt hatchback'ler arasında o kadar fazla satılacağını zannetmiyorum. Rakipler arasında kimler var? Hep Golf'le kıyaslıyoruz ama en ciddi rakibi Golf. Herkesin düşündüğü. Şimdi tıpkı bu otomobil gibi dizel otomatik yüksek donanımlı bir Golf alayım diyorsanız 50 bin lira daha fazla para vermeniz lazım. Ha, bu arada içinde bulunduğumuz otomobil Shine Bolt paket yani en donanımlı paket ve fiyatı 375 bin lira. Kuzen olarak şu anda 308 var ama yenisi gelecek. Yenisi geldiği zaman tabii onun fiyatına bakmak lazım ve o bence bambaşka bir otomobil hem kullanım olarak hem de böyle stil olarak. Dolayısıyla onunla çok kıyaslamamak lazım. Volkswagen grubunda yine diğer markalara bakarsanız Seat Leon var. Gerçi onun dizeli yok ama onun da donanımlı versiyonu bundan yaklaşık 50 bin lira daha ucuz. Ya da Skoda Scala var. Scala'yı da aldığınız zaman bundan daha uygun fiyatta alabiliyorsunuz. Ya da ne var? Opel Astra var. Gerçi Opel Astra da makyajlandı. Yeni olarak geçiyor ama eski bir otomobil. Onun da fiyatı bundan yine bir 20-30 bin lira daha düşük. Uzun lafın kısası bir kompakt hatchback düşünüyorsanız, diğerlerinden biraz farklı olayım, SUV almayayım diyorsanız bu otomobil biraz farklı diğerlerine göre. Fiyat performans olarak ortalarda, donanımlı paket yüksek fiyat olarak ama işte bana fark etmez. Manuel olsun, benzinli olsun, fazla donanımı olmasın ama ben bunun tipini çok beğeniyorum. C4'e binmek istiyorum dediğin zaman da 225 bin liralık fiyat bence gayet uygun. Burada karar size kalmış. Ama ben yine de bu sınıfta bir otomobil alacak olsam herhalde C4 almazdım. Baktığınız zaman böyle bir ambiyans aydınlatması da yok. Sadece şuralar var. Kapı gözleri. Ayak aydınlatmasını görmüyorum. Şurada bir iPad'i düşünsenize. Gözünüz alıyor. Bugünkü videomuzdan da şimdilik bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna, beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basabilirsiniz. Videoyu bol bol paylaşın. Zaten kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup o özellikle çan tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.